Bu ekranda gördüğünüz güzel kızın adı Esila. Esila, gün geçtikçe kaslarını kaybediyor ve artık sürekli hastaneye gidiyor. Esila bir SMA hastası. Elinden hep birlikte tutarsak, bütün acılarına son verebiliriz. Siz, gönlü güzel insanlar, elinden tutarsanız, yüzündeki bu gülücükler devam edecek. Kanalımızın SMA başlıklı videolarını izleyerek ve izleterek Esila'ya destek olur musunuz? Bir Adım Öte Aşk Bölüm 34. Gün ışırken daldığı uykusundan kapısının ardı ardına çalınmasıyla uyandı. Girin demesiyle fırsat olmadan Pelin yengesi içeriye söylenerek girdi. Allah'ım, her şey üst üste geldi. Bugüne nasıl başladık böyle? Üstünden örtüsünü atıp yataktan hemen kalktı. Hayırdır inşallah yenge? Ne oldu yine? Pelin henüz sabahın erken saat olmasına rağmen konakta ceryan eden olayları tek tek anlattı. Gece arazide kalan işçiler arasında sorun çıkmış. Gün yeni ararken şoför acilen Seyit dedemle birlikte Kadir babam ve Tahir amcam oraya götürmüş. Aynı vakitte Bahadır Denizer'in doktoru Bahar'ı aramış, babasının Elif yengem ile Mahir amcamı acilen görmek istediğini söylemiş. Bahar'la Alper amcam ve Elif yengemle birlikte apar topar hastaneye gitmişler. Elmas babaannem ve Ali annem bu durumu az önce öğrendiler ve pek hayra alamet bulmadılar. Çok endişeliler. Onlar da hastaneye gitmek istiyorlar. Kocacığım ise şirketin merkezdeki ofisine gitti. Dolayısıyla araba kullanacak ikimizden başka kimse yok konakta. Biliyorsun Duru rahatsız, onunla ilgilenmem gerek. Bizimkileri hastaneye sen götürebilir misin diye soracaktım canım. Yoksa bizimkiler taksi çağıracaklar. Nefes almadan, panikle konuşan yengesine naifçe gülümsedi. Taksiye gerek yok yengeciğim. Ben götürürüm onları. Hemen hazırlanıp iniyorum. Annemlere haber verir misin? Tamam canım. Birkaç dakika içinde hazırlanıp aşağı indi. Babaannesinin ısrarı üzerine kahvaltı sofrasına oturdu. İştahı pek olmadığı için zorla birkaç şey atıştırıp kalktı. Aklı amcasında ve yengesindeydi. Bahadır amcasının onları üzecek bir söz söylemesinden korkuyordu. Canı oldukça sıkılıyordu. Bir an önce dışarıya atmak istiyordu kendisini. Hava almaya çok ihtiyacı vardı. Kalbini koca bir kıskaç sarmış gibi daralıyor, nefes almakta zorlanıyordu. O esnada Pelin yengesi büyük aile arabasının anahtarını ona verdi. Garaja doğru ilerlerken içten içe yengesine teşekkür etti. Farklı arabayla gitmenin çok iyi olacağını düşünüyordu. Bu hassas durumdayken kendi arabasına binmek ona hiç iyi gelmeyebilirdi. O kötü panik atağa geçirmesine sebep olabilirdi. Çünkü arabası ona imzaladığı kağıdı, o adamları hatırlatıyordu. O adamlar ortalıklarda pek görünmese de hiç ummadığı anda karşısına çıkabiliyorlardı. Ya ailesi yanındayken karşısına çıkıp arabayı almak isterlerse ne olacaktı? O zaman önüne geçemeyeceği hoş olaylar yaşanacaktı. İçinde yükselen panik ve korkuyla titreyerek başını sağa sola salladı. Allah muhafaza diye mırıldanarak kapalı garaja girdi. Alnında bir anda tezahür eden ter damlacıklarını silip bindiği büyük cip tarzı arabayı çıkardı ve aile üyelerinin de binmesi için konağın önüne getirdi. Melek de kırık olan koluna baktırmak için son anda onlarla birlikte gelmeye karar vermişti. Hastaneye ulaşmaları çok vakit almamıştı lakin arabayı park etmek zaman alacak gibiydi. Çünkü ön taraftaki park yeri oldukça dolu görünüyordu. Anne, sizi hastane girişinde indireyim, ben arabayı arka tarafa park edip gelirim. Nehiroğlu kadınlarının evham huyunu bilen Melek İtirazlara gelmeden hemen atıldı. Ben de seninle kalayım papatyam. Fark ettikten sonra beraber geçiniz. Durumu hemen kavrayıp kuzenine minnetle gülümsedi. Olur Melek abla. Hastanenin arka girişinden içeri girerlerken Melek ablası, sen de benimle gel istersen. Benden sonra cildiye doktoruna geçer, kolundaki yanığa baktırırsın diye teklifte bulundu. Belki tamamen iyileşmiştir, kurtulursun bu sargılardan. Çok iyi düşündün ablacığım. Şanslarına sıra yoktu. Doktorun odasına fazla beklemeden geçmişlerdi. Meleğin alçasını değiştiren doktor, genç kızın kolunun filmini çektirmişti. Film çıkana kadar Ceren'in kolundaki yanık için
cildiye bölümüne geçti iki genç kız. Yanığın bayağı iyileşmiş olduğunu gören doktor, sargıya artık gerek olmadığı müjdesini verdi. Bilim sonucunu alan meleğe de doktoru iyi haberler vermişti. Alçıyı daha erken çıkarma ihtimalleri vardı. Bu güzel haberle meleğin gözleri sevinçle dolu dolu oldu. İstedikleri gibi iyi sonuçlar alan iki genç kızın keyfi yerindeydi. Gözleri ışıl ışıl gülümseyerek Bahadır Denizer'in tedavi gördüğü yoğun bakım katına çıktılar. Kattaki iki ziyaretçi salonundan birine doğru ilerlerken konuşma sesleri koridora kadar yayıldığını duyuyorlardı. Sanki birileri tartışıyor gibiydi. İki genç kızın da içini merak duygusu kapladı. Hızlı adımlarla ilerlerken kulak kabartıyor, ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. O anda Mahir odadan ok gibi fırlarcasına çıkıp hızla önlerinden geçti. Gördükleri kadarıyla oldukça üzgün bir ifadesi vardı. Amcasının o hali Ceren'in içine dokunmuş, endişeden bir an eli ayağı boşalır gibi olmuştu. Amcam hiç iyi görünmüyordu. Fark ettim canım, hadi gel anlayalım ne olduğunu. Melek ablası koluna girip onu ziyaretçi odasına doğru yönlendirdi. İçeride ise durumlar karışıktı. Herkes bir köşeye çekilmiş, Elif ile Mahir'in durumunu konuşuyorlardı. Elmas babaanne ile birlikte Zümrüt babaanne, Seyhan'ı bir kenara çekip konuyu evlilik mevzusuna getirdiler. Oğlum, bu karmaşanın bitmesinin tek yolu var biliyorsun. Sadece senin bir olumlu sözün iki aile arasındaki tüm sıkıntıları sonlandıracak. Herkesin mutluluğu senin ağzından çıkacak bir söze bağlı. Seyhan da bunun farkındaydı. Onun evet demesiyle tüm bu sıkıntıların sonlanacağını gayet de iyi biliyordu. Lakin bu mevzunun tek muhatabı kendisi değildi. Vereceği bu karar sadece onun hayatını etkileyecekti. Ceren henüz çok gençti ve başkalarının mutluluğu için ondan sevmediği bir adamla evlenmesi fedakarlığını istemeleri, onun mutsuzluğa sürüklemeleri büyük bir haksızlıktı. Bu haksızlığa evet demeye gönlü razı olmuyordu. Evlilik mevzusuyla ilgili ne düşündüğümü çok iyi biliyorsun babaanne. Ama oğlum durumu görüyorsun. Babaanne, bunu daha önce de söyledim ve şimdi son kez söylüyorum. Bahsettiğiniz henüz çok genç bir kız ve evlilik. Sizce basit bir konu gibi görünüyor ama değil. Bu çok büyük bir fedakarlık. Bundan dolayı gönlüm bu evlilik olayına razı değil. Eminim başka bir yol daha vardır. Ve ben onu en kısa zamanda bulacağım. Kapıdan girer girmez duyduğu sözler Ceren'in tüm hayallerini yıktığı gibi yüreğini paramparça etti. Canının acısıyla gözleri karardı. Yere yığılmamak için Meleğin sağlam koluna sıkıca tutundu. Seyhan'ın yanında duran kız kardeşleri Seyran, kapıdaki genç kızı fark etti. Sarı saçlarından ve güzel gözlerinden onun Ceren olduğunu anladı. Seyhan da genç kızı fark etmişti. Onunla bir an göz göze gelmişlerdi. Seyran, abisinin kulağına eğilip, ''Abi, Ceren her şeyi duydu. Çok ayıp oldu genç kızın. Onu istemediğini bu kadar bariz şekilde duyması hoş olmadı.'' diye fısıldadı. ''Kız kardeşi neyden bahsediyordu böyle?'' Bu sözlerinin Ceren'i isteyip ya da istememesiyle hiçbir alakası yoktu ki. Bu sözlerinin asıl kendisiyle hiçbir alakası yoktu. Lakin gördüğü kadarıyla sözlerini yanlış anlayan sadece kız kardeşi değildi. Ceren'in solgun bakan gözlerinde kırık bir hüzün vardı. O an onunla konuşmak için hareketlendi ama Melek çekiştirerek genç kızı odadan hemen çıkardı. Koridorda gerisin geriye çıkışa doğru ilerlerken Melek, ''Hadi gel. Yüzünü yıkayalım papatyam, bembeyaz yüzüne biraz kan gelsin.'' dedi. ''Eve gitmek istiyorum Melek abla.'' Kendini yatağına atıp hüngür hüngür ağlamak ihtiyacı duyuyordu Ceren. Canı o kadar çok yanıyordu ki yüreğindeki acı tüm bedenine yayılmış gibiydi. Duyduğu her bir söz keskin bir bıçak darbesi gibi kalbine saplanmıştı. Bu yara kolay kapanacak gibi değildi. Sevdiği adam tarafından sevilmemek ve istenmemek ne çok büyük bir acıymış. Gözyaşları içine aktıkça yaralarına değiyor, daha çok canı yanıyordu. ''Bizimkileri beklemek zorundayız biliyorsun. Birazdan onlar da çıkarlar. Önce elini yüzünü yıkayalım, sonra da onları arabada bekleyelim.'' ''Peki, tamam.'' En yakın lavaboda elini yüzünü yıkadıktan sonra hastanenin çıkış katına indiler. Çıkış kapısında gözü yaşlı Elif ile karşılaştılar. ''Elif yenge, iyi misin?'' İki genç kızın aynı anda sorduğu soruya ''İyi değilim kızlar'' diye cevap verdi Elif. ''Hiç iyi değilim.'' Elif'in tekrar gözyaşlarına boğulmasıyla kendi derdini bırakıp tüm odağını veren Ceren, yengesinin koluna girerek
onu hastanenin kantinine doğru yönlendirdi. ''Hadi gel yengeciğim, oturalım biraz.'' Kantinin en kuytu köşesine geçip oturdular. Açık olan pencereden güzel bahar esintisi tenlerini yalayıp geçiyordu. Elinde su şişeleriyle gelen melek bu güzel havayı içine çekti. ''Hava mis gibi, dışarıda mı otursaydık?'' dedi. Ceren'in ve Elif'in yüreği kara kışı yaşıyorken bu güzel havayı duyumsayacak durumda değillerdi. Nitekim Elif, ''Burası iyi canım, teşekkür ederim.'' dedi burnunu çekerken. Gözyaşları dinmeyen yengesine açtığı su şişesini uzattı Ceren. Dilinin ucuna kadar gelen soruyu o an Melek ablası sordu. ''Yenge, kendini harap ettin. Amcam da iyi görünmüyordu. Sizi bu kadar yıpratacak ne oldu içeride?'' ''Biz Mahir ile ayrıldık.'' dedi ve içeride olanları anlatmaya başladı. Bir saat önce. Mahir ile Elif özel izinle, özel giysiler içinde Bahadır'ın tedavi edildiği yoğun bakım odasına girdiler. Yanlarında ne olur ne olmaz diye de bir hemşire vardı. Doktor bu şartla görüşmeye onay vermişti. Elif kocasının elini hafifçe sıktı. Onu sakin olması konusunda uyarmak içindi bu. Mahir de cevaben tamam anlamında sevdiği kadına göz kırptı. Bahadır karşısına el ele gelen ikiliyi yorgun bakışlarla şöyle bir inceledi. Abisini esip gürlemesini beklerken abisi sakince... ''Yaklaşın.'' diyerek onları yanına çağırdı. Hafif şaşkınlığın ardından karı koca ellerini bırakmadan Bahadır'a yaklaştılar. Kuzeni ve çocukluk arkadaşı olan adamın zayıflamış solgun yüzünü gördüğünde Mahir'in içi cız etti. Bunu gayet ciddi ifadeyle bakan gözlerine yansıtmasa da o an kalbi şefkatle yumuşamıştı. ''Çok yorgunum.'' diyerek sözlerine başladı Bahadır. ''Bir defa da konuşacağım. Beni anlamanızı ümit ediyorum.'' Sözlerine ara verip karşısında duran ikiliden bir tepki bekledi, lakin karşısındaki ikili istifini bozmadan sessizce onun konuşmasını bekliyordu. Bakışları önce onların birleşmiş ellerine kaydı, sonra da ciddi ifadeli bakışlarına. Derin bir nefes alıp konuşmasına devam etti. ''Kendimi iyi hissetmiyorum. Ölüm ile yaşam arası bir çizgideyim.'' Hafifçe öksürdükten sonra devam etti. ''Her şey olacağına varıyor. Alper ile Bahar evlenerek yollarını çizdiler. Artık onlar yönünden içim rahat. Benim aklım sadece sizde.'' Böyle bir konuşma beklemeyen çift birbirlerine baktılar. Sonra yavaş yavaş konuşmaya devam eden Bahadır'a döndüler. ''Sizin durumunuz beni çok üzüyor ve kalbimi çok yoruyor.'' Bakışlarını Mahir'e kaldırıp konuşmanın bir kısmının ona yönelik olduğunu belli etti. ''Herkesin gözünde sen abimin katili olarak görünüyorsun. Bu beni oldukça sıkıntıya sokuyor. Hasta bir adamın son isteği olarak suçsuzluğunu herkese karşı kanıtlamanı istiyorum. O zaman kız kardeşimle alnın ak şekilde kimsenin yargılayan bakışları ve sözleri olmadan yuva kurabilirsiniz. Bu da benim ve ailemin içini huzura erdirir. Bu konuda senden anlayışlı olmanı istiyorum.'' Göğsüne giren hafif sancıyla yüzü buruşurken göğsünü tutarak hafifçe inledi. Elif hemen onun yatağının kıyısına oturup elini tuttu. ''Abi iyi misin?'' ''Değilim.'' ''Bu sancılar beni çok yoruyor.'' Hemşire de kontrole gelmişti. Çok yorulmaması gerektiğini ve konuşmayı kısa kesmesini tavsiye etmişti. Hemşirenin uyarısı üzerine ''Tamam, sen dinlen sonra konuşuruz.'' dedi endişeyle Elif. Mahir de aynı endişeli ifadeyle kuzenine yaklaştı. ''Şimdi söylemem lazım. Belki bundan sonra fırsatım olmayabilir.'' ''Allah korusun abi, o nasıl söz? Kendini bırakma. Daha çok zamanın var senin. Hem torunlarına dedelik de yapacaksın.'' dedi kız kardeşi kırık bir gülümsemeyle. ''Benim sizden tek isteğim, kimseye başınızı eğmeden alnınız ak şekilde yuvanızı kurmanız. Bunun için de senin suçsuzluğunu kanıtlaman gerekiyor Mahir. Bunu yapacağına dair bana söz vermeni istiyorum. O zaman içim huzura erecek.'' Her an kapanacakmış gibi duran gözlerle bakan kuzenine Mahir, ''Bunun için söze gerek var mı Bahadır?'' diye sordu. ''Kendimi aklamak için uğraştığımı, Mete ile çalıştığımızı biliyorsun. Tümur'un dosyasını tekrar açtık. Araştırmalar devam ediyor. Her adımdan haberin var. Başka ne yapmamı istiyorsun?'' Konuşmadan önce derince soluklandı. Sonra feri kaçmış bakışlarını
Mahir'in gözlerine dikti ve yüreğinden geçtiği tek isteği direkt söyledi. Abimin olmadığını kanıtla, sonra kız kardeşimle bir yuva kur. Bu senden kuzenin olarak son isteğimdir. Mahir onun ne demek istediğini çok net anladı. Elif de abisinin ne demek istediğini anlamıştı. Hüzünlü sesle, "Abi, ayrılmamızı mı istiyorsun?" diye sorarak bunu dile getirdi. "Hayır, bu bir ayrılma değil Elif. Bu sadece beni sıkıntıya sokan durumun, yani ailemizin üstündeki konuşmaların dağılması için gerekli olan ufak bir fedakarlık. Çok yakında tamamen kavuşacağınıza dair inancım var. Sadece bu süre zarfında sizden fedakarlık yapmanızı, biraz daha sabretmenizi istiyorum." Abisi soluk soluğa kalmış, gözlerini yummuştu. Ciddi anlamda dinlenmeye ihtiyacı vardı. Hemşire nefes alması için ona oksijen başlığını takmıştı. "Abi, doktoru çağırayım mı?" diye endişeyle sordu. Birkaç nefes aldıktan sonra başlığı çıkaran Bahadır, "Çok yorgunum Elif. Kalbimin de benim de ferahlamaya ve dinlenmeye ihtiyacımız var. Düşünmek beni çok yoruyor. İçim hiç rahat değil." Mahir içten içe endişeleniyordu kuzeni için. Gönlü de onu böyle görmeye dayanamıyordu. Her an ölecekmiş, onu kaybedeceklermiş gibi görüntüsü vardı. "Allah muhafaza," dedi içinden. En azından kuzeni eskisi gibi katil olmakla suçlamıyordu onu. Bundan önceki konuşmalarında kuzeni onu çok ağır suçlamalarla itham etmişti. Sonrasında da "Madem suçsuzsun, o zaman kanıtla," diye diklenmişti. Şimdiki konuşmasında da aynı şeyi istiyordu ondan, lakin o zamanki sözleriyle şimdiki arasında dağlar kadar fark vardı. Şimdi hiçbir suçlayıcı söz duymamıştı. Aksine suçsuz olduğuna inanan hasta bir adam ve onun son bir isteği vardı karşısında. Bu da kendini vicdanen rahatsız hissetmesine sebep oluyordu. Aynı zamanda da ruhu daralıyordu. İki arada bir derede kalmış gibiydi. Kuzeninin bu son isteği olarak söylediği şeyi yaparsa Elif ile yine ayrılacaklardı. Gerçi bu geçici bir ayrılık olacaktı, lakin yine de ağır geliyordu kalbine. Hiç istemiyordu. Ama Bahadır'ı da sıkıntıya sokmak istemiyordu. Bir an kararsızlıkla kıvransa da sonra kalbinden geçen diline döküldü. "Söz veriyorum. Eğer bu seni rahatlatacak ve iyileştirecekse, söz veriyorum," dedi vurgulayarak. Bu sözleri duyan Bahadır hiç sevinmişe benzemiyordu. Aksine daha yorgun ve çökmüş gibiydi. Titreyen elleri kız kardeşinin elini tuttu ve parmağında olan alyansı çıkarıp Mahir'e uzattı. "Bu şimdilik sana emanet. Aklandığın gün söz veriyorum, bunu Elif'imin parmağına ben takacağım ve onu yeni gelin gibi sana teslim edeceğim." Kuzeninin güçsüz parmaklarının arasından aldığı yüzüğü avucunda sıktı. Yüreği acıyordu ama vicdanı nispeten rahatlamıştı. Elif'inin yüzündeki acı ve ardı ardına akan gözyaşları ise canını daha da acıtıyordu. Bu duruma daha fazla dayanamadı ve hiçbir şey demeden odadan çıktı. Dışarıda onu bekleyen aileye durumu kısaca özetledikten sonra hastaneden ayrıldı. Bir saat sonra. Elif olanları anlattıktan sonra Melek içine çektiği nefesini oflarcasına bıraktı. Sonra da yengesinin elini sevgiyle sıvazladı. "Ah, şu bizim büyüklerimizin başkaları ne düşünür olayı olmasa. Her şey harika olurdu. Yengeciğim üzülme. Amcamla belki uzun zaman ayrıydık ama çiftlikte olduğu süre boyunca ben amcamı çok iyi tanıdım. Geçmişte yaşanan bu talihsiz olayda suçsuz olduğunu en kısa sürede kanıtlayıp kendini aklayacağına adım gibi eminim. Çok fazla ayrı kalmayacağınıza dair büyük bir his var içimde." Ceren de kuzenine hak vericesine başını salladı. Lakin oldukça düşünceliydi. Her şey gittikçe daha da karmaşık hale geliyordu sanki. Kalbinde bastırdığı hüzünlü keder tekrar tezahür ederken gözlerine hücum eden yaşların akmasına engel olmaya çalıştı. İçten içe isyan etti. Neden bu sevgisizlik, anlayışsızlık ve zorluklarla engelleri oluşturuyordu insanlar? Oysa sevgi, saygı, hoşgörüyle baksalar, herkes birbirini olduğu gibi kabullense, kimse kimseyi yargılamaz, herkes mutlu olurdu. Birlik, bütünlük ve esenlik içinde yaşarlardı.
Elif ise Ceren'in halini göremeyecek kadar kendi içine dalmıştı. O da en az kızlar kadar kocası Mahir'den emindi. Onu herkesten daha iyi tanıyordu ve suçsuzluğunun en kısa sürede kanıtlanacağını da çok iyi biliyordu. Bu süre zarfında kocasından ayrı kalacağı için çok üzülüyordu. Lakin yüreğini yakan kimsenin bilmediği başka bir sorun daha vardı. Kendisinin yeni öğrendiği bir durum. Bütün bir hafta şüphelenmişti ve eczanede testi yapmıştı. Hamileydi. Belki de doğru çıkmamıştır diye düşünmüştü ve emin olmadan kocasına söylememeyi tercih etmişti. Bahadır abisinin yanından çıktığında aklına gelen ilk ayrıntıyla laboratuvara geçmiş, kan testi yaptırmıştı. Aslında bu testi yaptırırken kocası Mahir'in de yanında olmasını çok isterdi. Ama hayat bugünlerde istediği gibi gitmiyordu. Az önce aldığı bu güzel haberle gözyaşlarını boğulmuştu. Neden tarih tekerrür ediyordu ki? 20 yıl önceki hamileliği de ona uğurlu gelmemişti. Hem kızını kaybetmiş, hem de kocasından ayrılmak zorunda kalmıştı. Şimdi de kocasından ayrılmak zorunda kalmıştı ve yine hamileydi. Ya bu bebeği de kaybederse? Allah korusun. Psikolojisi darma dumandı şu an. Ne düşüneceğini bilemeyecek kadar hem de. Sevdiği adamdan çocuğu olacağına bile sevinemiyordu. Ayrıca bu yaştan sonra hamile kalmak ona utanç verici geliyordu. Gözyaşları tekrar yoğun bir şekilde aktığında kızlar onu yatıştırmaya çalıştılar. İkisinin bu ilgisi ve uğraşı onun için çok kıymetliydi. Bundan ötürü kendisi için çok özel olan bu durumu onlarla da paylaşma isteği duydu kalbinde. İki genç kızın elini sevgiyle tutarak direkt söyledi. Ben hamileyim. Kızların ifadelerine yansıyan duygu durumları görülmeye değerdi. Önce şaşkınlık, sonra sevinçle parlamıştı gözleri. Ceren'in gözleri dolu dolu olmuştu. Tebrik ederim canım yengem diyerek ona ilk sarılan olmuştu. Melek de en az kuzeni kadar içtenlikle tebrik etmişti onu. Onlardan kimseye bir şey söylememelerine dair söz almış, içi rahat etmişti. Az sonra gelen aramayla kızlar ayaklandılar. Çiftliğe dönme zamanı gelmişti. Tekrar Elif'e sarılıp iyi dileklerde bulundular ve oradan ayrıldılar. Çiftliğe geçer geçmez Ceren kendisini odasına attı. Ilık bir duş aldıktan sonra yatağına uzandı. Bugün olanlar duygusal açıdan onu çok yormuş ve oldukça yıpratmıştı. Sevdiği adam tarafından istenilmemek mi, yoksa amcasıyla yengesinin ayrılmasına mı canı daha çok yanıyordu? Ayırt edemiyordu. Üstelik yengesi de hamileydi. Bir kuzeni olacağına gönlünce sevinemiyordu bile. Oysa amcasına ve yengesine mutlulukla sarılmayı, bu güzel haberi onlarla bir bayram havasında kutlamayı çok isterdi. Son zamanlarda hayat ona ve ailesine iyi davranmıyordu. Babaannesi her şerde bir hayır vardır diyordu ama o hayrı göremeyecek kadar çok canı yanıyordu. Hem de çok. Boğazından kopan hıçkırıkları bastırmak için başını yastığına gömdü. Hissettiği acıların dinmesi için uyumak ve mümkünse birkaç gün uyanmamak istiyordu. Uyandığında ise her şeyin sihirli bir değnek değmişçesine olabildiğince en güzel şekilde değişmiş olmasını arzu ediyordu. Başını gömdüğü yastığın nemlendiğini hissetti. Gözyaşları oluk oluk akıyordu. Sadece hayalleri değil, tüm umutları yıkılmıştı. Her şeyin güzel olacağına dair, herkesin mutlu olacağına dair tüm umutları. Kapının çalındığını dahi işitmeyecek kadar kendi içine dalmıştı. Hıçkırıkları azalmıştı lakin gözyaşları hala akmaya devam ediyordu. Kendi hayatıyla ilgili kendince kararlar almaya çalışıyordu. Bu kararları sağlıklı alabilmek adına biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu biliyordu. Yine de buralardan uzaklaşmayı kafasına takmıştı. Kendini toparlayabilmek için eski neşeli Ceren olabilmesi için bu şarttı. Sarı kuzum benim. Melek bana her şeyi anlattı. Nasıl olduğunu merak ettim. Pelin yengesinin sesiyle daldığı düşüncelerinden sıyrıldı. Ağlamaktan şişmiş kıpkırmızı gözlerini ona çevirdi. O an içi sızlayan yengesi yanına geldi hemen ve ona sarıldı. Onun güzel gönlünden akan sevgi dolu sözleriyle üzerindeki negatif duyguları bir nebze de olsa üzerinden atmıştı. Bir kedi misali sığındı yengesinin kollarına. Neden sonra birbirlerinden ayrıldılar? Yengesi mahcupça ondan özür diledi. Üzgün gözleri ona bakmaya çekiniyor gibiydi.
özür dilerim. Seni umutlandırdığım ve kalbinin kırılmasına sebep olduğum için. Yengesinin ellerini tutup gözlerinin içine bakarak konuşmaya özen gösterdi. Özür dilenecek bir şey yok yengeciğim. Evet, kalbim çok kırık. Hatta paramparça, canım çok yanıyor ama sebebi sen değilsin. Bu sözlerinde oldukça samimiydi. Eğer bu platonik aşka kendini bu kadar kaptırmasaydı, Seyhan'ın sözleri ona ağır gelmez, yüreğini paramparça etmezdi. Evet, yengesi ve melek ablası bu aşkın karşılıklı olduğuna dair onu ikna etmeye çalışmışlardı ama bir yanı bunun doğru olmadığını biliyordu. Yine de kendini bu hayale kaptırmayı seçmişti. Canının bu kadar yanmasına sebep olan ne Pelin yengesiydi ne de melek ablasıydı. Ne de sevmediği bir kadınla evlenmek istemeyen Seyhan'dı. Sadece ve sadece kendisiydi. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.